Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Solo Ranked serisiyle devam ediyoruz. Üçlü bump pick olduğu için burada aslında biraz daha erken çekmeye başlasaydım. Bump pick'i de gösterseydim keşke daha iyi olacaktı. Üçlü bump pick yeni geldi arkadaşlar. Mystic'le yine. Yani kusura bakmayın bir hışkırık tuttum. Mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Oy. O kadar da. Neyse, üçlü bump pick geldi. Goose Estes mi? İlk banı ben atıyorum. Ben attım. İkinci banı şuradaki üçüncü ve dördüncü picktekiler attı. Sonra bizim dördüncü ve beşinci pickimizdekiler iki banımızı attı. Karşının beşinci pickindeki ilk banı attı. Arkadaşlar benim solo ranked videolarım biraz öğretici video tadında. Benden yani öğretiyorum, anlatmaya çalışıyorum, mantığını kavratmaya çalışıyorum. Böyle öğrenmek isteyen insanlar, biraz da oyun mantığı katmak isteyen insanlar kendilerine mutlaka izleyip bir şeyler katabilir. Bu oyun bence Lyle'ya gitmez. Harley'e gitmez. Bizi hem bir tane... Ay. Ay, neyse bu oyunu saflaştır abi, Chu varsa karşınıza saflaştır almak Leomord'a çok işinize yarayabilir. Yani benim anlattığım bump pickinizi düzgün yapın, hero'ları düzgün seçin, meta'yı takip edin. Ya böyle anlatmaya çalışıyorum. Bu tarz videoların da sürekli devam etmesini istiyorsanız ama beyin atmaktan çekinmeyin. Bazı arkadaşlar şey yazmış dünkü videoya. Aa işte kanka küçümsüyorsun insanları. Bunların hepsi ölsün demişim. İşte beyni atmıyorum. Ve güzel kardeşim. Adam yani bu oyunu sadece oynamak için oynuyor. O insan gelişmiyor. Yani ilerlemiyor. Güzel kardeşim, adam gitsin klasik girsin. Kulüp modu girsin. Niye rankta girip insanlara eziyet işkence ediyor? İnsanların emeklerini hiçe sayıyor. Yani duyar kasacak başka bir şey bul lütfen. Bir de sesim az geliyor demişsiniz. Bu sefer biraz bağırarak konuşuyorum ve kulaklığı yaklaştırdım. Umarım ses düzgün geliyordur. Yani ben anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım anlıyorsunuzdur. Yani şu an 3 mid meta zaten. Artık 3 mid'e herkes biliyor. 3 mid'e düzgün hero'ları alıyorsunuz. Tıkır 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 devam ediyorsunuz. Şu an karşının picklerini bana soracak olursanız kötü. Çuğu aldılar. Çuğu alıp üzerine bir de adam gitti. Feni kilitledi. Feni'yi kilitlememesi gerekiyordu. Çünkü Chu AD bir hero. Şu an zaten Chu'ya da adam destek gelmiş ve destek kasacak. Şu an mesela mid fightlarından kaçmaları gerekir. Early fightlarından bizimkilerin. Neden abi? Geri düşürecek kendini. Ve karşıya öne geçiriyorsun. İş bitiyor yani. Şu an bizimkilerin yaptığı orada hataydı. İki kill verip ADC'yi kesmek çok da mantıklı bir hareket değildi yani. Kendilerini geri düşürdüler. ADC'yi geri ne kadar düşürüyorlar bilemem. Mesela buraya gelmiş olacaklardı. Biz buradan kuleyi almış olacaktık. Falan filan. Ama artık öyle bir şey olmayacak. Bizimkiler orada benim şeyi alıyor. İyi, yetiştim. Ben 3'te kaldım mesela. 4 olamadım. Bizimkiler 4 oldu. Ben bu ormanımı alıp buradan 4 yapmam lazım kendimi. Let's go yapabileyim. Yani biraz eğlenceli videolardan ziyade öğretici videolar çekmeye çalışıyorum ki insanlar biraz bilgi edinsin. İnsanlar biraz kendini bilgilendirsin. Bunu oynayan küçük insanlar ya da büyük yaşlı insanlar biraz daha oyun konusunda bilgili olsunlar, tecrübeli olsunlar diye yaptığım şeyler aslında. Umarım
Beni anlıyorsunuzdur. Arada bir tilt oluyorum. Ve yani insanlık hali, hepimiz tilt oluyoruz abi, yapacak bir şey yok. Öldüm. Hepsi oradaymış ya. Kesersin abi. Kes onu Goz. Güzel. Karşı pikine karşılık veremiyoruz. Cloud gelmeden de veremeyiz herhalde. Ben çok geri düştüm ya. Bizimkiler o midde o hatayı yaparak beni de geri düşürdüler ama karşının pikleri biraz fight piki ve Chu'ları önde, Granger'ları önde ve biz gerideyiz. Şu an Turtle'da alıyor herhalde. Evet, aldı. Yani kendi kendimize biraz geri düşürdük. Ben Zax şeydeyken kuleyi alacağım abi. Zax şu an Blue'sunu alıyor. Doğup direkt buraya döndü. Şu an geliyor yolda. Kaçıyorum. Ha, bu kadar basit aslında. Yani adamın nereden yürüdüğünü bile artık az çok tahmin edebiliyorsunuz. İlk yapacağı hareketi, ilk yapacağı şeyi. Tahminler şu an Granger aşağıda. Bizimkiler aşağı gidecek, adamlar aşağı gidecek. Ben yukarıda bir tık rahatım, altına alacağım. Aslında şunu keser miyim? Çok rahat easy keserim. Neden? Ultisini boşa attı çünkü. Yapacak bir şey yoktu. Feni aşağıda yok. Bana gelebilir. O yüzden run yapayım ben şuradan abi hemen. Bizimkiler fight çok veriyorlar ya. Çok. Ya ben şu an farmımı dengeledim ama güzel. Güzel. Granger'ı aldılar oradan. Ben şu an mid'i itip bir tık orada baskı kurarsam bizimkiler aşağıdayken, çünkü ölmeyecekler orada. Granger ölü. Şu orada şey orada buraya gelemeyecekler. Mid kulesini alırım herhalde diye düşünüyorum. Zax üstte güzel. Kesinlikle aldım ya. Aldım o kuleyi. Aldım sayılır yani. A kulenin bir canı yok. Ben şu an Zax'a saldıracağım. Neden? Keserim onu şu an 1v1'de. Korkmuyorum. Ultisini attığı anda boşa çıkartabilirim onu. Güzel. Cloud oradan mid'e düşürdü hemen. Kule GG. Mid kulesinin görüşü çok önemli ya. Mid kulesini erken vermemeniz lazım. Ben şuna bir ulti bastırayım abi. Çok iyi. Boş atacak. Çok iyi. Şu an Harise eksi 5. Geri çıkacağım. Hemen bir altınımı alayım ben. Zaksa ultisini yine boş attırdım. Ben de attım ama benim ultim ondan daha hızlı dönecek. Burada altını falan daha rahat alabileceğim ben. Rahatlıkla oynayabilirim buradan. Oha, sapım işe yaramadı. Heh, yaradı. Şu an mesela bunlar satıyorlar. Aslında da bizde adam eksik burada ya. Tankımız aşağıda şey alıyor. Turtle alıyor. O da bize bir artı yani. Bana onu yapmaları çok saçmaydı. Ölmeyeceğim belliydi. Farmda öndeyim. Levelde öndeyim. Yani ölmeyeceğim belliydi. Safım da vardı. Safımı aldılar sadece. Bizimkiler de Turtle aldı. Mantıklı takaslar. Oyun biraz mantık üzerine ilerliyor artık. Yani bir de mid'i erken roamlayanlar aslında 5'li oyunlarda daha çok kazanıyordu. Ben mid'i roamlayamadım. Çünkü mid bizimki başta kötü başladı. Ama şu an çok rahat mid'i roamlarım. Diyeceğim de bizimkiler öldü. Şu şeyi keser miyim? Aslında onları keserim de
Ultimate çok gelebilir. Hiç uğraşmayacağım. Let's go. Biraz ses tonumda şey olabilir. Biraz üşütmüş gibiyim. Sanırım biraz hasta olacağım. Bir de yayını daha yeni kapattım. Sabah saat 7. Bugün biraz uzun bir yayın oldu. Sohbet yayını. Bu arada yayınları kaçırmamak için mutlaka The Live kanalımı takip edin arkadaşlar. Ben şuradan bir run yapayım abi. Kesemezsin kankam ya. Kuleyi de vermem size. Güzel. Altını da iz alırsam. Şu an aslında biraz tanka dönesim vardı. Umutsuzluğu ya da orman eşyası. Orman siteğimi çok kastım ya. Yani umutsuzluk değil de orman siteğini, orman eşyasını tamamlayayım. 1300'e tamamlayıp hayvan gibi hasar vurabilirim. Ve üzerine gidip bir de tanka dönersem çok worth, ölmem yani. Çok güzel abi. O fight'a 5 saniye sonra girmem lazım. Çok iyi abi. Lan bir yürüyeyim. Be. Bana at o tekmeyi. Çok iyi abi, çok iyi. Hemen Lord. Keşke bana atsaydı ulti ama adama attı. Ben de ona ulti attırmadım çekmemle. Hemen onu oradan çekip götürdüm. Aldım onu uzaklara. Böyle yani mantı oyunu mantıklı oynarsanız her oyunda yapmanız gereken şeyi bilirsiniz. Lane'inizi kazanırsanız zaten az çok takımınıza yardım etmiş oluyorsunuz. Benim midim kötü oynamadı. İlk başta hatalı başladılar sadece o kadar. Gerisinde gayet iyi oynadılar. Bir de çift tankımızın olması çok iyi. Zax eritemiyor kolay kolay. Lorita var bir de. Lorita varken Granger da çok fazla iş yapamıyor. Bizimkiler oradan gidecek. Ben buradan gideceğim. 3 kill aldılar. Çok iyi. 2 kill verip 3 kill aldılar. Cloud çok iyi girdi oraya. Şu an oyun büyük ihtimalle en kötü 2 yerleri yarılmış olacak. Ya da 3. Çuğ da satıyor çünkü. Ben de bunu kestim burada. Valla destek meslek dinlemeyeceksiniz. Hemen keseceksiniz oradan. Güzel. 8 saniye. Şunun ultisine vurabilir miyim lan? O neydi? Kesti onu. Çok iyi abi. Ha, oyun bitti. Güzel. Yani olaylar mantıklı ve bu şekilde devam ediyor. Yani bunları söylediğim şeyleri ortalama yapmaya çalışırsanız, haritayı takip ederseniz, ya şöyle elinle haritayı çevirmek falan filan, haritayla görüş sağlamak, bunların hepsi bir nevi boş. Oyun boyunca haritada elimi çevirdim mi? Gidip fightları izledim mi? Yok. Bu sadece oyun bilgisi ve tecrübeyle edinebileceğiniz şeyler. Adamların ortalama hangi skilleri kullandığını bile görebiliyorsunuz. Ya görebiliyorsunuz derken fark ediyorsunuz. Mesela Churn'un tekniği kullandığını haritada bir yerden up bir yere bir anda uzadığında fark edebiliyorsunuz. Gron ulti attığını da aynı şekilde. Ya yani bunlar basit ve gözlemlenebilir şeyler. Haritada Zax'ın nereden yürüdüğünü gördüm ve söyledim yani. Gördüm derken tecrübe, adam buluyor alacak, oraya yürüyecek. Yürüyüş mesafesini, yürüyüş hareket hızını biliyorum. Nereye yürüyeceğini biliyorum. Yani bunlar bu tarz şeyler. Bunları yavaş yavaş edinirseniz çok iyi yerlere gelebilir, çok başarılı oyuncular haline dönüşebilirsiniz. Umarım dediklerimi anlıyorsunuzdur. Sadece video çekmek için video çekmek istemiyorum. Böyle anlatıp öğretmek, bilgilendirmek istiyorum. Tecrübeleri, bilgileri yani insanlara yavaş yavaş aktarmak istiyorum. Bu sayede daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Yani bu sizin için, izleyenler için böyle şeyler. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devam etmesi için mutlaka videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Ve her akşam saat 8'de The Live'da yayındayım. Yayınları da kaçırmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.